Etoburların bile rüyalarına girebilecek derecede lezzetli vegan burger tariflerini nerede bulabileceğini çok iyi bilenlerin kanalı Burger Haritası'na hoş geldiniz. Ben Sinan Amamsarlar. Tat soslarıyla beraber bugün size acayip lezzetli bir vegan burger hazırladık. Sizi bekletmiyorum, hemen tarife geçiyoruz. Malzemelerle ilgili tüm detayların aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söyleyerek artık tarife başlayabilirim. Tarife başlarken geçen haftalarda tarifini verdiğim relish ve Karacabey'den yeni getirdiğim soğanla birlikte Tat'ın çok sevdiğim peri peri sosunu kullanıyorum ki sos bunları bağlasın. Ardından basit, benim daha önceden verdiğim çok lezzetli bir vegan köfte tarifi veriyorum. İçerisinde fasulye, nohut, mercimek ve pirinç var. Ama buna takla attırmak için benim fırında kuruttuğum ve sonra da blenderdan geçirip toz haline getirdiğim pancar ekliyorum. Böylelikle rengi de kıyma rengine çok yaklaşacak. Dokusunu da birazcık daha böyle sulandırmak için Tat'ın ketçabını ekleyip her şeyi kusursuz hale getiriyorum. Bu arada bu köfte tarifini daha önceki vegan burger tarifimden hatırlayanlar olacaktır. Onlara da aynı şeyi söylemiştim. Siz bu köftenin içerisine istediğinizi koyabilirsiniz. Ben elimde yoğurduktan sonra bu taneli macun kıvamına getirip onu bir kalıp yardımıyla şekillendiriyorum. Bu arada kalıbın altına bir kağıt koydum. Ona da zeytinyağı koydum ki hem pişirirken bana yardımcı olsun hem de zeytinyağı girmesi benim için bu köfteyi bir kat daha yukarı taşıyacak bir şey. Sıra geldi pişirmeye. Bütün malzemeler aslında pişmişti ama üstünde bir kıtır tabaka oluşturmak bu köfteyi bir tık daha lezzetli hale getirecektir. Ne de olsa Maillard reaksiyonu seviyoruz. Ekmeklerimi her zaman olduğu gibi güzelce kızarttım ama bu sefer tereyağı yerine vegan olduğu için zeytinyağı kullandım. Köfteyi de önce bir tarafını kızartıp ardından öbür tarafını da şöyle bir kıtırlık alana kadar kızartıyorum ve ekmeklerimin üstüne sosumu koyup köftemi yerleştirip üst ekmeğin üzerine de birazcık daha sos koyduktan sonra bu burgeri hazır hale getiriyorum. Ve çok samimiyetle söylüyorum ki acayip lezzetli bir burger yaptım. Mutlaka bunu evde deneyin. Türkiye'de çok potansiyeli olmasına rağmen yurt dışındaki kadar alternatif marketlerden bulunabilen vegan köfte olmadığı için benim bu baz vegan köfte tarifim bu burgerle çok güzel yakıştı. İçerisine koyduğum o pancar tozu etkisiyle de renk sanki kıymaymış gibi bu et rengini biraz andıracak tonlara dönmüş oldu. Bu burgerin öne çıkan özellikleri nedir diye soracak olursanız zaten etsiz bir burger olması bence başı başına bir konu. Ona rağmen köftesinin lezzeti tartışılmaz. Bunu bir meze olarak da yiyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim, o kadar lezzetli. Onun haricinde sosunda da periperinin bütün kuru malzemeleri bağlaması, yani hem relish'i hem de soğanı bağlaması sebebiyle bir bütünlük oluyor. Onunla beraber soğanın da taneli yapısı her şeyi tamamlıyor. Şahane bir burger. Hadi şunun tadına bakacağım. Gerçekten çok iyi ya. Bu arada bu vegan köftenin kıvamıyla oynamak isteyenler de benim yaptığım gibi elle yoğurmak yerine bir mutfak makinesi, mutfak robotu gibi bir şeyin içerisine koyup böyle macun kıvamına alıncaya kadar bunu karıştırabilirler. Şu anda ben hem böyle taneli haline alıyorum hem de ezdiğim yerlerinden böyle özellikle mercimek sebebiyle olduğunu bildiğim böyle güzel dokular geliyor. Umarım bu burgeri beğenmişsinizdir. Vegan burger isteyen takipçilerimi de bu burgerle tekrardan mutlu etmiş olayım. Önceki tarifin bu birazcık daha üstüne çıkmış oldu çünkü. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Bana daha başka ne tarifler yapabileceğimle ilgili de aşağı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.